Merhaba, bu dersimizde Go programlama dilindeki yapıları yani struct nesnesini inceleyeceğiz ve ne olduğunu anlamaya çalışacağız. Bir sonraki derste de struct ile ilgili gelişmiş bir örnek yapacağız. Struct'lar yani yapılar alanlardan oluşan bir veri topluluğudur. Alanlar aslında field olarak geçer ve diğer programlama dillerinde struct'ın karşılığı olarak kullanılan şey sınıflardır. Go programlama dilinde sınıf yoktur. Yani class kavramı yoktur. Onun yerine struct kullanılır. Ve bunların içerisindeki alanlara da, değişkenlere de field denir. Aynı şekilde sınıfların da içindeki değişkenlere field denir zaten. Type bildirimi struct oluşturmaya yarar. Type diye bir nesne var. Bir keyword var daha doğrusu. Nesne demeyeyim. Bu struct oluşturmakta kullanılır. Ve çok basittir. Bakın şu şekilde. Adı vertex, tipi struct ve type ile oluşturuyorsunuz. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Farklı nesne yönelimli mimari çalışmış arkadaşlar için söylüyorum. Bundan bir farkı yoktur. Type olarak. Type, vertex, struct. İçerisinde iki tane integer tip var. İki tane integer alan var diyelim. Field. X ve Y adında. Bunlara erişmek için de main içerisinde pmt.println ve vertex nesnesini şu şekilde oluşturarak süslü parantezlerle oluşturma yöntemi diyoruz buna. Nesne örneği oluşturma aslında. Farklı yöntemleri de var. Bir sonraki videoda bunları detaylı bir şekilde anlatıyorum. Bir struct'ın nasıl nesne örneği üretilir ve hangi alternatifler kullanılır falan. Burada bu yöntem kullanılarak 1 ve 2 değerleri gönderiliyor. Ondan sonra da bunu ekrana yazdırılıyor. Haliyle bunlar ekrana yazıldı. Bir sonraki alanda yapı alanları. Yapı alanlarına nokta kullanılarak erişilir. Nokta bir operatördür. Operatörler kısmında söylediğim gibi. Yine aynı nesnemiz var ve burada yine bir nesne örneği üretiliyor. Küçük V adındaki bir nesne örneği oluşturuluyor. Sonra da V nokta dediğimizde x eşittir 4 diyoruz ve bunu ekrana yazdırıyor. Gayet basit bir mantığa sahip. Göstericiler yani pointerlar, işaretçiler de denir buna. Gene kullanılıyor. Burada bir nesne örneği var V adında. Bunun dikkat ederseniz pointer'ını elde etmek istiyor. O yüzden de şu işareti kullanıyor ve P'ye atıyor bunu. Hafızadaki şurayı okursak elimizdeki P yapı işaretçisiyle bir yapının X alanına erişmek için şu şekilde bir kullanım yazılabilir. Bu pointer kullanımıdır. Şu. Bununla birlikte bu gösterim kullanışsız olduğundan dil bize bunun yerine doğrudan P nokta X yazma iznini de vermektedir. Buradaki olay şu. Aslında doğrusu yani orijinali diyelim doğrusu değil de şu şekilde P nokta X olacak şekilde. Ama bunu Go programlama dili tarafında biraz daha elini yüzünü düzeltmek için diyelim şu şekilde basit bir kullanım haline getiriyor. Gördüğünüz gibi hafıza adresini elde etti pointer'la ve onu V üzerinden ekrana bastı.